Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlere telefonlarımızın bildirim panelini nasıl değiştiririz ve nasıl güzel bir şekilde yaparız bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımdaki uygulamayla çok güzel bir şekilde bildirim panelimizi istediğimiz bir şekilde ayarlayabileceğiz. Gördüğünüz gibi bakın bildirim panelini çekeyim. Gördüğünüz gibi bu renkleri falan ben kendim değiştirdim. Yazı renklerini falan. Buradaki parlaklığı açıp kısmayı da ben kendim değiştirdim arkadaşlar. Onu da siz kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz renkleri. Şimdi ben size göstereceğim nasıl yapıldığını arkadaşlar. Mesela bakın şu an internetim kapalı olduğu için çekim yerinde çarpı var. Onu da o çarpıyı bile siz oraya koyabiliyorsunuz internetiniz kapalı olduğu şekilde ve burada güç tuşu bile var arkadaşlar. Ona bir kere tıkladığınızda bakın telefonunuzun kapat, yeniden başla, acil modu bile geliyor arkadaşlar. Şimdi hemen uygulamamıza geçelim. Uygulamamıza geçtikten sonra kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Bir sonraki videodan haberdar olabilin arkadaşlar. Bir sonraki videoyu da sabırsızlıkla bekleyin. Gerçekten çok güzel bir video olacak. Çok işinize yarayacak. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Mesela burada kontrol merkezi ve bildirim paneli var. Mesela bildirim panelinde bu uygulamayı yükledikten sonra da gerekli izinleri vereceksiniz arkadaşlar. Gerekli izinleri verdiğinizde bildirim paneliniz değişmiş olacak. Sıkıcı telefonunuzun bildirim panelinden çıkmış olacak arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi burada metin rengi, aktif blok rengi, işte mesela burada bildirimlerin arka plan rengi, bunları falan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın parlaklık kaydıraç rengi. Bu normalde beyazdı. Ben maviyi almıştım. Bakın şimdi tekrar beyazı alayım. Bakın bildirim paneli çektikten sonra gördüğünüz gibi oradaki parlaklık kısıp açma beyaz oldu arkadaşlar. Mesela metin rengi. Ben gördüğünüz gibi kırmızı içindekiler. Ben onu kırmızıya almıştım. Hani sarıya da alabiliriz. Mesela sarıda dursun. Daha canlı renk olduğu için sarıyı seçtim. Bakın sarı oluyor arkadaşlar içindekiler ve yazılar da sarı oluyor. Gördüğünüz gibi sarı fazla belli olmuyor beyazın içinde. Onun için koyu renkleri seçerseniz daha güzel olur. Mesela koyu renk seçtiğim için bakın mavi. Gördüğünüz gibi her yer mavi oluyor arkadaşlar. Bütün hani yazılar falan mavi oluyor. Ve buradan bir geri yapalım. Yerleşim diyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra da bakın blok ızgarası diyor. Baş blok ızgarası. Yani bunlar da siz yani burayı siz kendinize göre tasarlayabiliyorsunuz. Artık nasıl isterseniz gördüğünüz gibi renklerinde falan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. İşte burada mesela güç tuşunu göster. Yani arkadaşlar bakın bildirim panelinde güç tuşu var yukarıda. Onu bile göster yapabiliyorsunuz. İsterseniz mesela kapatabilirsiniz. Onu kapatırsanız eğer gördüğünüz gibi güç tuşu orada olmaz. Bence bu açık olması gerekiyor. Yani bazı arkadaşların kapatıp açma tuşlarında sorun olabiliyor. Devamlı kilidi oradan açıp kapattıkları için. O yüzden sorun olabiliyor. Bence onu orada tutabilirler. Bakın mesela burada saatte saniyeleri göster diyor. O tiki de açınca bakın arkadaşlar saatin yanında saniye bile çıkıyor. Gördüğünüz gibi saniyesi bile gösteriyor bildirim panelinde. Mükemmel bir bildirim paneli arkadaşlar. Mesela ağ hızını göster diyor. Bu ağ hızını göster kapalıydı. Ben açmıştım bunu büyük ihtimal. Mesela arkadaşlar bildirim panelini çektiğinizde bakın burada şebekenin hemen üzerinde küçük bir çarpı var. İşte hemen onun yanında şu an benim internetim kapalı olduğu için göstermiyor. Onun hemen yanında ağ hızını gösteriyor. Mesela diyelim YouTube'a falan girdiğinizde veya normal WhatsApp'a girip çıktığınızda internet hızı neyse onu gösterebiliyor arkadaşlar ve gerçekten güzel, hızınızı da orada görmüş oluyorsunuz. Dediğim gibi oradan da onu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela mobil veri kapalıyken sinyal bölümünde diyor X simgesini göster. İşte biraz önceki bahsettiğim X simgesi, bakın arkadaşlar veri çekiminin oradaki X simgesi var. Onu da isterseniz kapatabiliyorsunuz. Bu kapalıydı. Bunu da ben açtım. Bakın X simgesi yok. Yani internetin kapalı olduğunda orada bir X oluyor. Bu da gerçekten güzel bir uygulama. Yani bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şarjınızın %47 orada yazıyor. Şarja taktığınızda içi yeşil oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz bazı şeyleri. Bir geri yaptığımızda ise veri kullanımı diyor. Burada da bugünkü kullanımı göster var.
hani mobil veri kullanımını gösteriyor. Mesela bugünkünü açarsanız, bugün ne kadar internet kullanmışsanız onu gösteriyor. Mesela ben bugün 1.38 GB kullanmışım ama bu ay 20.66 GB internet kullanmışım. Yani bayağı da kullanıyormuşum demek ki. Bunu bu şekilde ayarlarsanız arkadaşlar, çok güzel bir şekilde de gigabyte sınırı bile var mesela arkadaşlar. Bunu eklerseniz işte artık ne kadar kullanacaksanız o sınıra geldikten sonra da sizi uyarmış oluyor. Güzel arkadaşlar, bildirim pencerelerine gelelim. Burada da bildirim pencerelerinde de ayarları yine yapabiliyorsunuz. Mesela tam ekranda kaldır diyor. Burada gördüğünüz gibi birçok özellik var. Siz de buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi buradan da mesela blok ızgarasını nasıl isterseniz, bakın bu şekilde 9 tane yapabilirsiniz, 3 tane yapabilirsiniz. Onu da siz nasıl isterseniz bu şekilde de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela tamama tıkladıktan sonra buna tıklayalım. Siz buradan gördüğünüz gibi ayarlamış oluyor. Bende fazla olmadığı için çok göstermiyor. Nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir uygulama. Size de tavsiye ediyorum. İndirip telefonunuza kurarsanız bildirim panelleriniz gerçekten çok güzel bir şekilde değişiyor. Hani ben artık bunu kullanacağım. Hani telefonun klasikleşmiş bildirim panelinden insan bir süre içerisinde sıkılıyor ama bu daha güzel. Yenilikli bir bildirim paneli. Size de tavsiyemdir. Uygulamanın açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi gerekli izinleri verdikten sonra zaten istediğiniz bir şekilde uygulamayı kullanabileceksiniz. Renklerde dediğim gibi buradan değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Siz normalde hepsi beyaz oluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama siz hangi renkleri isterseniz onu oradan kullanabilirsiniz. Dediğim gibi de burada bu ayki kullanan ve bugünkü kullanılan gigabaytlarınızda yazıyor ne kadar kullandığınızı, buradan görebilirsiniz. İnterneti de açtıktan sonra arkadaşlar burada mobil verinin yanında hızı yazıyor. İnternet hızı orada yazıyor. Dediğim gibi sitelere girdiğinizde işte YouTube veya WhatsApp'a falan girdiğinizde burada hangi hızda bağlanıyor onu gösteriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Uygulamanın açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirin. Videom bu kadar ama bundan sonraki videomu sabırsızlıkla bekleyin diyorum. Gerçekten çok işinize yarayacak. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.